Nükleer santral, yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisi üreten sistemlere verilen isimdir. Nükleer enerji, biyokimya ve biyolojinin çeşitli alanlarında, inşaat malzemelerinin üretiminde, uzay teknolojilerinde, buz kıran gemilerinde ve uçak sanayileri gibi yerlerde kullanılmaktadır. Dünya çapında elektrik enerjisi ihtiyaçlarının %17'si nükleer santraller tarafından karşılanmaktadır. Toplandığı zaman 400'den fazla nükleer santral bulunmaktadır. Fransa, Amerika, Japonya ve İsveç gibi ülkelerin bir kısmı enerjilerinin büyük bir bölümünü bu santrallerden sağlamaktadır. Nükleer santral, nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisi üretmesidir. Fosil yakıtlı santraller kömür, petrol gibi yakıt kullanırken nükleer santraller uranyumu parçalayarak enerji üretmektedirler. Bu santrallerin diğerlerinden farklı madde kullanması, güvenlik önlemlerinin daha da fazla alınması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Peki nükleer santral nasıl çalışır? Nükleer santrali çalıştırmak için ana madde olarak uranyum kullanılır. Uranyumun parçalanmasından sonra ortaya yüksek miktarlarda enerji çıkmaktadır. Uranyum bu şekilde fisyon, yani atomun iki veya daha fazla çekirdeğe bölünmesi tepkimesine girer. Fisyon tepkimesiyle oluşan yüksek miktardaki enerji, su buharını üst düzey sıcaklıklara kadar ısıtır. Oluşan buhar, elektrik jeneratörü türbinlerine iletilir. İletilen buhar da türbin şaftını çevirerek elektrik üretimini sağlar. Türkiye'nin nükleer tarihi 1956 yılında kurulan Atom Enerjisi Komisyonu ile başlamıştır. Akabinde 1957 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kurucu üyeliği ile nükleer serüvenimiz uluslararası boyut kazanmıştır. Yanı başımızdaki tehlike Metsamor. 1986 yılında dünyanın iki süper gücünden birisi olan Sovyetler Birliği'nde yaklaşık 40 bin kişinin ölümüne, binlerce kişinin sakat kalmasına ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba sebep olan Çernobil nükleer santrali kazası yaşandığı zaman kimse böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal vermemişti. Ancak bu talihsiz kaza yaşanmış ve sadece Ukrayna değil, Türkiye'de dahil tüm bölge bu kazanın etkilerine maruz kalmıştır. Bugün dahi bu etkiler varlığını sürdürmektedir. Çernobil nükleer santrali ile benzer teknolojiye sahip olan ve sınırımızın hemen yanı başında faaliyet gösteren Metsamor nükleer santrali için de bugün aynı tartışmalar yaşanmaktadır. Başta Avrupa Birliği olmak üzere bütün dünyanın tehlikeli saydığı ve bir an önce kapatılmasına çalıştığı Metsamor santrali Ermenistan tarafından halen kullanılmaya devam edilmektedir. Metsamor nükleer santrali bugün dünyada bilinen en eski nükleer santral teknolojisiyle inşa edilmiştir. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na göre Metsamor dünyanın en tehlikeli santrali durumundadır. Metsamor santrali Çernobil santralinden bile daha risklidir. Bu modelde batılı ülkelerdeki nükleer santrallerde mutlaka bulunan radyoaktif madde sızıntısını önleyecek çelik kubbe bulunmamaktadır. Ayrıca santralin modern güvenlik ve teknik donanımı olmaması, reaktörün soğutulması için kullanılan suyun yetersizliği ve soğutma sisteminin eskimiş olan birinci nesil proje ile inşa edilmesi de bölgenin ekolojik durumu için ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Çernobil nükleer santrali kazası örneği. Çernobil'de yaşananlar, eski teknoloji ürünü santrallerin nelere yol açabileceğini acı bir şekilde göstermiştir. Bilindiği gibi Çernobil nükleer santralinde 1986 yılında meydana gelen kaza neticesinde insan ve çevre sağlığına verilen korkunç boyuttaki zararları Ukrayna Çevre Bakanı Dr. Yuri Sherbak şu rakamlarla özetlemiştir. Bu kaza neticesinde 38 kişi hemen ölmüştür. 6000 kişi kazayı takip eden aylarda yaşamını yitirmiştir. İlerleyen yıllarda bu rakam 40.000'e varmıştır. Binlerce insan sakat kalmıştır. Yüz binlerce insan başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanmıştır. Çernobil kazası sebebiyle başta Ukrayna, Moldova, Beyaz Rusya ve Rusya Federasyonu olmak üzere Türkiye ve Kuzey Avrupa'da milyonlarca insan ve hayvan etkilenmiş, toprak kirlenmiştir. Felaketin ekonomik maliyeti ise yaklaşık 352 milyar dolar olarak belirtilmiştir. Türkiye'den yüzlerce kilometre uzaklıkta yer alan bu kazadan Türkiye önemli ölçüde etkilenmiştir. Metsamor nükleer santrali ise
Türkiye sınırından sadece 16 kilometre uzaklıktadır. Santralde herhangi bir kaza veya sızıntı olması durumunda başta Iğdır ili olmak üzere Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgesi nükleer bulutların etkisi altında kalacaktır. Erivan yönetimi alternatif enerji kaynakları maliyetinin 1 milyar doları bulacağını hesaplamakta, bu nedenle santrali kapatmaya yanaşmamaktadır. Metsamor nükleer santralinde kullanılan nükleer yakıtlar Rusya'dan hava yoluyla Ermenistan'a getirilmektedir. Dünyada benzeri görülmeyen bu tehlikeli uygulama ile uranyum taşıyan uçaklar Erivan'daki sivil havaalanlarına inmektedirler. Avrupa Birliği santralin kapatılması sonucunda Ermenistan'ın karşılaşacağı zararın karşılanması ve alternatif enerji kaynaklarının yaratılabilmesi için Erivan yönetimine 100 milyon euro verilmesini kararlaştırmıştır. Santralin Türkiye etkileri, Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan nükleer bombadan etkilenen insanlar üzerinde yapılan araştırmalara göre radyasyona maruz kalanların gizli hastalık evreleri geçirdikleri ve bunun sonuçlarının yaklaşık 5 ila 30 yıl sonra ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Nitekim Çernobil faciasının Doğu Karadeniz halkı üzerindeki etkileri ancak 18 yıl sonra görülmeye başlamıştır. Şimdi Iğdır ve civar bölgelerde yaşayan halkın yıllarca Metsamor nükleer santralinden yaşanan sızıntılar sebebiyle nasıl bir etkiye maruz kaldığını kimse bilmemektedir. Şu ana kadar kesin araştırmalar yapılmamış olmakla beraber sınır bölgelerinde bitki örtüsünde meydana gelen kurumaların, hayvanlarda artan sakat doğumların, insanlarda kanser, sakat doğum ve çocuk ölümlerinde meydana gelen artışların Metsamor nükleer santrali sebebiyle ortaya çıktığı apaçık ortadadır. Kansere yol açmasının yanı sıra radyasyon, bir canlının kalıtımsal yapısında ani değişiklikler olan genetik mutasyonlara da neden olur. Yapılan son araştırmalara göre düşük dozda radyasyonun da tahminlerin aksine insan vücuduna zararlı olduğu tespit edilmiştir. Nükleer santrallerin civarında yaşayanlarda görülen kanser vakalarındaki %400'lük artış, genetik mutasyonlar sonucu normal olmayan doğumlar, yaygın lösemi hastalıkları bunun bir bilimsel kanıtı olarak gösterilmiştir. Sonuç olarak sınırımızın hemen yanı başında büyük bir nükleer tehlike bulunmaktadır. Bu santral gerek Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve gerekse de AB tarafından dünyanın en tehlikeli nükleer santrali ilan edilmiş ve bir an önce kapatılması talep edilmiştir. Hepimizin hafızalarında hala canlılığını koruyan korkunç kazayla gündeme gelen Çernobil nükleer santrali ile aynı teknolojiye sahip olan ve en az onun kadar tehlikeli olan bu santrali Ermenistan hükümeti kapatmaya yanaşmamaktadır.